versin hikaye. Arkana yaslan, çayını al, çağır evdekileri. Tamam, dinlemeye başla. Bir gün Osmancık baktı ki böyle olmuyor. Para lazım, tamam mı? Şeyh Edebalden'e zengin, tamam. Hemen atı Aşkar'a at diyor bizim Osman Gazi. İşte bir tane de böyle beyaz takım elbise kiralıyor. Alacak para yok. Yoldan çiçek topluyor. Konya şekeri buluyor. Ucuz, tamam mı? Takım elbise, çiçek, çikolata. Ne? Kız istemeye gidiyor. Nereye? Şeyh Edebali'nin kızını istemeye gidiyor. Kızın adı ne? Mal Hatun. Malhun Hatun. Şimdi dizilerde falan Hüsnü Bala diye geçiyor. Tamam. Bu baba esnaf olunca kızın adını da Mal diye koymuş. Tamam. Bu lan şey Osmancık bir geliyor Ahilerin konağına. Lan Şeyh Edebali'nin konağındaki otoparkta at bağlamaya yer yok. 32 beyin 32'si birden gelmiş kızı istemeye. Kızın güzelliğinden falan değil abem. Şeyh Edebali'ye damat oldun mu sırtın yere gelmiyor. İşte tamam. Yani oturmuşlar, tamam mı? En önde de kim var? Karamanoğlu Mehmet Bey var böyle. Ne geldiniz la? La oğlum nasıl olsa kızı ben alacağım. Oğlum en güçlüğümüz benim la diyor. Bizim Osmancık nerede? En arkada. Abi abi ne olmuş abi ne olmuş abi bu modda, tamam mı? Bu şeyde bal diyor ki la oğlum ne ettiniz, yam yam gibi hepiniz geldiniz buraya. La oğlum bir kızı bir kişi 1000 kişi ister, bir kişi alır. Ben sizi bugün misafir edeyim, yarın kararımı açıklarım diyor ve damat adaylarını evinde misafir ediyor. Ama hiyerarşiye göre, tamam. Birinci kattaki King suite, tamam mı? Karamanoğlu Mehmet Bey. İkinci kattaki Luxury odaya işte Germiyanoğlu Yakup Bey, tamam. Üçüncü kattaki Prince ne bilen ne dairesine Hamitoğlu Hüseyin Bey falan. Bunları ne yapıyor? Bunları misafir ediyor. Anlaştık abi bu. E bizim Osmancık nereye yatacak ya? Bizim Osman nereye yatacak ya? Müştemilat kiler derler ya hani. Kilerdeki iki tane patike soğan çoğunu dışarıya çıkarmışlar, tamam mı abi? Bir tane döşek şilte sermişler, bir tane de perde çekmişler. Sen de şuraya yat zıbar demişler. Güççüklüğü anla. Anladın bu ve bizim millet bizim işte geliyor Osmancık geliyor yatıyor ayaklarını uzatıyor, burası kıble. Olmaz. Kalkıyor dönüyor ayaklarını bu yanına doğru uzatıyor. E orada da duvarda Kur'an-ı Kerim asılı. Bu tarafa bu tarafa yatması mümkün değil. İşte kafayı çalıştır değil mi? Kur'an'ı al buradan oraya as. Bur kafayı yat değil mi işte? O da yok. Bizimki açıyor ne okumaya başlıyor? Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Osmancık Kur'an-ı Kerim okuya dursun. Bak bu hikayenin 2-3 versiyonu var. Biliyorsunuz ben hikayeleri birleştirip tek hikaye yapmayı pek severim ben. Tamam. Bu rüyasında genç şeyde Şeyh Edebali de Evliyaullah'tan adam. Nefsi emmare, nefsi mutmain. Nefis tabakalarını atlamış bir adam. Tamam. Gece rüyasında istihareye yatıyor. Yaklaş. Rüyasında görecek hangisi uygun, hayırlı damatsa. Yaklaşma sen beni dinle. Tamam. Bu yaklaş deyince hepiniz geliyorsunuz öyle. Gelmem. Tamam. Bu ve rüyaya yatıyor. Rüyasında şunu görüyor. Tamam mı? Bir, böyle Osman Gazi'nin içinden böyle bir tane ağacın çıktığını görüyor. Bir bu. Tamam. Bir de şöyle bir şey. Hüma kuşu. Devlet kuşu diye bilinir halk arasında. Sen böyle meclis toplanmış damat adayları bir tane hüma kuşu, devlet kuşu uç 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 gel Osman Gazi'nin kafaya gom zınk diye gözlerini açıyor. Şeyh Edebali kim lan bu? Göğsünden ağaç çıktı. Ne bileyim böyle şey çıktı. Bu başına devlet kuşu kondu. Kim lan bu diyor. Odaları dolaşmaya başlıyor. Geliyor bakıyor Karamanoğlu Mehmet Bey dönmüş horlayarak uyuyor. Ötenki barmağını, ötenki falan, ötenki işte çarşafa dolanmış falan, tamam. Lan bu rüyamda gördüğüm adam nerede? Diyor. Fellik fellik odanın evin içinde aranırken müştemilatın olduğu yerden perdeden görüyor. Bir bakıyor, tamam mı? Bu millet horlayarak uyurken rüyasında gördüğü çocuk açmış ne okuyor? Kur'an-ı Kerim okuyor. Böyle bakıyor Şeyh Edebali hiç ses çıkarmıyor deyip perdeyi kapatıyor yatıyor. Sabah gene meclis toplanıyor. Tamam. En önde Karamanoğlu Mehmet Bey. Ne geldiniz lan nasıl olsa ben alacağım lan kızı bu modda. Tamam. Bizim Osmancık en arkada. Abi ne olmuş? Abi ne olmuş? Böyle zıplayıp duruyor. Tamam. Ve en son Şeyh Nebal diyor ki evet efendiler diyor. Ben diyor düşündüm kararımı verdim. Hepiniz gidebilirsiniz. İşte kapı orada sapı diyor. Karamanoğlu Mehmet Bey ne yani diyor. Kızını bana vermedin mi diyor. Vermedim Mehmet Bey deyince. Vermezsen varım bana. Mal diye kızma. Bana mal yok. Ben başka mal alırım. Deyip gidiyor. Osmancık ne olmuş abi ne olmuş. Vermemiş mi? Vermemiş. Ne yapalım boynu bükükler diye giderken arkadan bir ses. Osman damadım sen kal deyince Osman Gazi geri döndü. Lan, evet lan diyor. Hadi lan hadi hadi. Hadi 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 lan. Yürü gidin lan diyor. Kızı kim kaptı? Osman Gazi kaptı. Bak bu hikayenin 3-4 versiyonu var. Ben hepsini birleştirdim. Sana alt tek hikaye yaptım. Geçtim. Hani şunun